Değerli arkadaşlar, merhabalar. Yeni yılın ilk analiziyle birlikteyiz ve bu vesileyle öncelikle herkesin yeni yılını bir kez daha kutlamak, tebrik etmek istiyorum. Mutlu, sağlıklı ve tabii ki bol kazançlı bir yıl olması dileklerimi yinelemek istiyorum. Ve hemen de bir hususta özür dilemek istiyorum sizlerden. Yılbaşı akşamı veya hemen ardından bir analiz aktaracağımı, 2019'a dair beklentilerimi içeren bir analiz aktaracağımı ifade etmiştim. Ancak seyahatten henüz yeni dönebildim ve şu an saatler 02:40 civarını göstermekte. Sizlere olan sözümü tutabilmek bakımından bu saatte en azından yarın piyasalar başlamadan bu analizi hazırlamak istedim. Değerli arkadaşlarım, konuya şöyle girmek istiyorum öncelikle. Evet, bugünlerde son bir hafta 10 gündür, belki de Aralık ayı itibariyle, 2018'in son günlerine yaklaştığımız günler itibariyle ve bugünlerde yoğun olarak okuduğunuz, gördüğünüz 2019'da dolar ne olur, borsa ne olur, hangi yatırım aracı daha çok kazandırır gibi gibi bir takım flash başlıklar atılarak hazırlanmış olan analizlere tanık olmaktasınız. Birçok analistin farklı farklı beklentileri var 2019 için. Kimi dolar 8 TL olur diyor, kimi 10 TL'de olabilir diyor. Kimisi de 4,5'a düşer, şu seviyeye düşer şeklinde bir takım yorumlarda, tespitlerde bulunmaya çalışıyorlar. Sevgili arkadaşlar, ben bu hususta sizlere özellikle ve özellikle şu noktayı vurgulamak istiyorum. Piyasa öyle enteresan bir kavramdır ki, asla öncesinden şu olur bu olur şeklindeki yaklaşımları kaldıracak olan bir realite değildir. Yani piyasalarda kısa vadede ne olacağını belki öngörebilirsiniz. Ama 3 ay sonra, 6 ay sonra şu olacak bu olacak şeklinde keskin ifadelerle yorumlar yapmak hiçbir zaman için mantıklı bulduğum bir şey değildir. Zira benim analizlerimde de asla böyle bir şeyle karşılaşmamışsınızdır. Beni uzunca bir zamandan beri takip ediyorsanız eğer. Değerli arkadaşlar, ben piyasaları şöyle bir örneklemeyle açıklamak istiyorum size. Bir uzun yola çıkacaksınız ve çıkacağınız bu güzergahı çok fazla bilmiyorsunuz. Siz bu uzun yolda direksiyonunuzu sabit tutabilir misiniz? Hiç oynatmadan bu yolculuğu tamamlayabilir misiniz? Elbette ki hayır. Hiç frene basmadan sürekli sabit bir hızla gidebilir misiniz? Elbette ki hayır. Bu yol güzergahında nerede karşınıza bir viraj çıkacak veya hangi anda bir sis bulutuyla karşı karşıya kalacaksınız bilemezsiniz. İşte arkadaşlar, piyasalarda böyle bir şey. Yani piyasalar içerisinde yatırım yapıyorsanız, yani yatırım yolculuğuna çıkmış iseniz, bu noktada önünüzde bir takım virajlar olacaktır. Bu virajlarda neler yapmanız gerektiğini bilmiyorsanız, hangi anda frene basmak veya hangi anda gerekirse durmak ihtiyacını tespit edemiyorsanız veya bir sis bulutu kapladığı anda görüş güzergahınız, görüş açınız oldukça daralmış ise, ne yapmanız gerektiğini bilmiyorsanız maalesef mağlup olursunuz. Maalesef yenilirsiniz. Şimdi değerli arkadaşlar, birçok analistin saygıyla karşılıyorum emeklerini elbette ki. Ancak dolar 8 olacak 2019'da. Dolar 10 olacak. Dolar şu olacak, bu olacak vesaire şeklindeki yorumlarını okurken lütfen biraz da işin içerisinde reklam veya popülerlik mantığının olduğunu unutmayınız. Yani flash bir başlık atarak ya tutarsa mantığıyla yola çıkıp da belki tutar, ben de popüler olurum tarzındaki yaklaşımlar içerisinde bulunan insanların sizlere ve portföylerinize en ufak bir faydası olmaz. Çünkü piyasalardaki analizler duygusallığı asla ve asla kaldırmaz. Belki sizin dolar pozisyonunuz var ve dolar 8 olacak, 9 olacak, 10 olacak gibi yorumlar sizi manevi yönden tatmin ediyor, ruhunuzu okşuyor. Ama yarınlarda 8, 9, 10 gibi rakamlara ulaşmadığınız zamanlarda ise mutsuz olacağınızı herhalde söylememe gerek yok. Bu nedenle şu hususu özellikle vurgulamak istiyorum. Önümüzdeki virajları bilmiyorsak ve önümüzdeki sis perdesini, yani
belirsizlik arz etmekte olan etkenlerin neler olduğunu doğru yorumlamıyorsak, bizim dolar için veya herhangi bir enstrüman için X tarihte şu olur veya bu olur şeklinde kesin ifadeler kullanmamız son derece mantıksızdır. Bu açıdan sizlere acizane bir önerimdir ki, dolar veya herhangi bir enstrüman bir yatırım aracı için şu olacak veya bu olacak gibi kesin ifadeler kullanan kişiye lütfen şu soruyu sorunuz. Örneğin, doları 8 TL olacak diyen kişiye neden 9 değil de 8 diyorsun? Neden 10 değil de 8 diyorsun? Sorusunu mutlaka sorun. İşte borsa 120 bin olacak, 150 bin olacak. Tamam kardeşim de, niye 150 bin diyorsun da 140 bin demiyorsun? Hangi hesaplamalarla sen bu seviyelere ulaştın? Eğer bu senin kişisel tahminin ise bu tamamıyla afaki ve duygusal bir tahmindir. Bunun bana altını doldurman lazım, sebeplerini izah etmen lazım. Beni buna inandırman lazım. Dolar 8 olacak, eşittir şu sebeplerle dolar 8 olacak. Ama 8,5 demiyorsun, 8 diyorsun. Niçin 8 diyorsun? Şimdi arkadaşlar, lütfen bu soruyu sorunuz. Karşınızdaki kişiden cevap alamıyorsanız kendi kendinize sorunuz. Size mutlaka bir takım nedenler sıralanacaktır. Şu etkenler gereği doların yükseleceğini bekliyorum. Hay, doların yükseleceğini beklemeyen yok ki zaten. Buyurunuz, karşınızda doların 20 yıllık bir grafiğini görmektesiniz. Yıllık grafiktir bu arkadaşlar. Ve bu grafik ilk hesaplanmaya başladığı anda dolar 0.7-0.10 kuruşlar civarındaymış. Sene 1996. Ve bu tarihten sonra doların yıllık bazdaki yükselişini görüyorsunuz ve sadece yılın 20 yıl içerisinde 5 kere dolar negatif olarak yılı tamamlamış. Ve bu yıl ise doların %39.6, %40'lık bir değer artışıyla yılı tamamladığını görmekteyiz. Ve şurada birçok kişi şu yorumu yapmakta, tarihimizin en büyük dolar bazında artışını yaşadık diye. Hayır arkadaşlar, tarihimizin en büyük dolar bazındaki artışını biz 2001 yılında yaşadık ve en düşük 0.66 kuruş iken dolar 1.65 seviyelerine yükseldi. Yani %116'lık bir yükseliş yaşanmış oldu. Tarihimizin ikinci en yüksek yükselişini yaşadık diyebiliriz. Çünkü %40 civarlarında bir dolar artışına geçmiş yıllarda tanık olmamıştık. Şu süre içerisinde doların sürekli olarak TL karşısında değer kazandığını ve her yıl bir şekilde önemli marjlar yarattığını görmüş bulunmaktayız. Şu noktaya baktığımız zaman arkadaşlar, 2013 senesinde doların 2.14 seviyesinden bir kapanış yaptığını görmekteyiz ve geçen 6 yıllık süre içerisinde ortalamaya baktığımız zaman ortalama %20'lik her yıl bir artış yaşandığına tanık olmuşuz. Şimdi böyle bir trendi görerek elbette ki dolar için önümüzdeki yılda düşecektir, gerileyecektir şeklinde bir yorum yapmak yerine yıllardır devam etmekte olan yükseliş trendinin devam edebileceğini veya bu yükseliş trendinin sonlanmasını gerektirecek önemli bir etkenin olmadığını görerek genel bir yorumla evet dolarda bir yükseliş veya yükseliş eğilimi devam edecektir diyoruz. Zira içinde bulunduğumuz o kadar çok etken ve o kadar çok detay var ki yurt içi ve yurt dışı bazında değerlendirmemiz gereken, hani az önce uzun bir yolculuğa çıktığımız zaman virajlar ve sislerden bahsetmiştik ya, önümüzde gerçekten çok ciddi yurt içi ve yurt dışı kaynaklı virajlar var. Net olarak önümüzü görmemizi engelleyen ciddi bir sis perdesi var. İşte bu nedenlerle dolara şu olacak veya bu olacak şeklinde bugünden fiyat biçmenin, paha biçmenin, net bir rakam belirlemenin çok ama çok anlamsız olduğunu düşünüyorum. Kademe kademe gelişmeleri yorumlayarak aşama aşama mevcut ve önümüzdeki virajların hangi keskinliği bizlere arz edeceğini gördükten sonra ancak bir şeylere net bir şekilde yorum yapılabilir belki. Evet, önümüzde bir 31 Mart tarihli bir seçim sürecimiz var. Arkadaşlar, bugünden biliyor muyuz acaba bu seçim sonuçlarının nasıl gerçekleşeceğini? Evet, birçoğunuz diyebilir ki tabii ki AKP alacaktır. Hay, ona bir şey demiyorum. Ama
Genel beklenti böyle olsa bile seçimlerden sonra çıkacak olan sonucun ardından ne tür siyasi manevraların yaşanacağını biliyor muyuz? Belki AKP hükümeti bu yerel seçim sonucunda çıkacak olan sonuçlardan memnun olmayarak bir erken seçim kararı alabilecektir. Zira AKP'nin yerel seçimlerde güç kaybediyor olması genel anlamda yurt dışındaki yatırımcıların siyasi iktidara yönelik olarak bakış açılarında bir güvensizliğe de yol açabilecektir. Seçimler öncesinde oluşacak olan anketler, yapılacak olan açıklamalar, şunlar bunlar. Bunların hepsi ve özellikle yabancının seçim sonrası Türkiye coğrafyasına bakış açısı çok büyük önem arz edecektir. Dolayısıyla seçimler önümüzdeki önemli virajlardan birisidir. Bir diğer viraj arkadaşlar, belki çoğunuz farkında bile değilsiniz. Powell, yani Amerika Merkez Bankası Başkanı, Fed'in başkanı Powell faiz kararını açıkladı. Faiz artırımı ile ilgili olarak 2018 için son kararını verdi. 2019'a yönelik olarak da koşullara bakacağım dedi. Şunu demedi: faiz artışları bitmiştir, artık faiz artışı yapmayacağım veya iki tane yapacağım, başka yapmayacağım. Bu ifadeyi kullanmadı. Niye kullanmadı? Duruma bakacağım dedi. Gelişmelere bakacağım. Dünyadaki ekonominin veya Amerika ekonomisini şekillendiren verilerin ne olduğuna bakacağım dedi. Evet, şu an için beklenti ABD'de 2'den fazla faiz artışının olmayacağı, faiz artışlarının frenleneceği şeklinde. Ancak siz şunu taahhüt edebilir misiniz? 3 ay sonra, 2 ay sonra ABD ekonomisindeki veriler şöyle 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 gelecek ve Merkez Bankası da bu kararı verecek diye bir kesinlik mümkün mü? Hiçbir şekilde mümkün değil. Dün Trump Suriye'den çıkıyoruz dedi. Burayı Türklere emanet ediyoruz dedi. Sizin Fırat'ın doğusundaki harekatınıza herhangi bir engel oluşturmayacağız mealinden bir takım ifadelerle Türk-Amerikan ilişkilerinin oldukça yumuşadığına dair bir takım algılamalara sebebiyet verdi. Ancak bugün ne duyuyoruz? Bugün ABD'nin Suriye'den çıkmak noktasında çok samimi olmadığını ve hatta bir tampon bölge oluşturmak vesaire vesaire gibi kafalarında başka başka hinliklerin olduğunu, cinliklerin olduğunu görmekteyiz. Yani arkadaşlar, 2 gün sonra Trump'ın hangi tweet'i atacağını, ekonomiyle ilgili, Türkiye ile olan ilişkilerle ilgili veya başka başka ülkelerle ilgili olan diyalogları konusunda hangi restleşmeleri veyahut da hangi meydan okumalara tanık olacağımızı bilmiyoruz. Bunları bilmeden de dolar şu olacak veyahut da bu olacak gibi kesin yargılarda bulunmayı da hiçbir şekilde anlamsız bulmuyorum değerli arkadaşlar. 5 Ocak tarihinde Powell'ın bir konuşması var. Bu konuşmada ne söyleyecek acaba? Hangimiz biliyoruz? Hiçbirimiz bilmiyoruz. 14 Ocak tarihinde İngiltere'nin biliyorsunuz bir Brexit mevzusu var. Bu konuyla ilgili olarak hangi yaklaşımda bulunacağını bilmiyoruz. Kaldı ki hepimizin çok iyi bildiği veya bilmesi gerektiği bir durum var ki Avrupa ülkeleriyle, Avrupa Birliği ile İngiltere'nin boşanması, yani İngiltere'nin Euro para birliğinden ve Avrupa Birliği'nden ayrılması hem İngiltere açısından hem de Avrupa açısından hiç de iyi sonuçlar vermeyecektir ticaret anlamında veya ticaret hacmi anlamında. Bu durum Euro'nun değer kaybı anlamına gelecektir. Euro'nun değer kaybetmesi hangi sonucu çıkaracaktır? Doların değer kazanabilme ihtimalini gündeme getirecektir dünya piyasaları adına. Gelelim petrol fiyatlarına. 50 dolar seviyesine ulaşmış petrol fiyatları içerisindeyiz arkadaşlar. 75-80 dolarlardan 50 dolara inen bir petrol fiyatları. Petrol fiyatlarının gerilemesi belki bizim gibi gelişmekte olan ülkelerin enflasyon verilerini aşağı çekmek noktasında avantajlı bir veri gibi değerlendirilebilir ama tarihsel sürece baktığımız zaman petrol fiyatlarının geri çekilmesi her zaman için ABD endekslerinde ve ABD ekonomisinde bir krizin habercisi olmuştur. Bu nedenle petrol fiyatlarının 50 dolardan itibaren yavaş yavaş yukarı eğilim içerisine gitmesinin gerekli olduğunu veya piyasanın buna ihtiyaç duyduğunu söylemekte yarar bulunuyor. Şimdi sevgili arkadaşlarım, bir de son bir husus olarak trafiklere döneceğim şimdi. Son bir husus olarak doların
5 TL'nin de aşağısına ineceği, 4.70, 4.60 vesaire vesaire seviyelerine geleceğine dair yorumlar yapmakta olan arkadaşlarımız şu teze dayanmakta. Diyorlar ki cari açığımızda bir azalma söz konusu olmakta. Hatta cari fazlası veriyoruz. Evet güzel, cari fazlası veriyoruz. Bu hiç de kötü bir şey değil. Ancak bunun sebebinin şu olduğunu vurgulamak istiyorum. Kasım ayı ihracat rakamları ve ithalat rakamlarıyla sizlere bu konuyu ifade etmek istiyorum. Kasım ayında arkadaşlar ihracatımız %9.4 artmış. Elbette ki artacaktır. Niye? Dolar 5.30-5.40'lar seviyesindeyken elin yabancısı gelip de Türkiye'den bir şeyler almak istemez mi? Parasının 1 lirası bizim 5.5 katımız ediyor. Tabii ki almak isteyecektir. Tabii ki ihracatı olumlu yansıyacaktır. Peki sevgili arkadaşlar 5.30-5.40'lar seviyesinde kim nasıl ithalat yapacak? İşte ithalat yapamamışız. %21.3 oranında Kasım ayında ithalat verilerimiz düşmüş. Bunu ben değil, TÜİK söylüyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun daha bugün açıklamış olduğu rakamlar bunu söylemekte. Efendim ithalat yapmayalım, ithalat yapmak çok iyi bir şey değil. Tabii ki çok iyi bir şey değil. Ama bizim sanayimiz ham madde anlamında yurt dışına mahkumsa, yurt dışından birçok şeyi ithal etmeden üretimimiz, fabrikalarımız çalışamıyorsa bu noktada bizim dışarıya bağımlı olmamız oldukça olumsuz bir mevzudur. Şimdi değerli arkadaşlar, evet doların 10 yıllık tablosunu sizlere burada görüyorsunuz ve buradaki tabloya bağlı olarak dolar bu yıl %39.65 civarlarında bir artış göstermiş ve yılı 5.29-34 seviyesinden tamamlamış görünmekte Matrix verilerinin grafiksel görüntüsüne göre. Ve yine arkadaşlar şuradan da net bir şekilde göreceğiniz gibi dolar TL burası arkadaşlar Merkez Bankası'nın resmi sayfasıdır. Ve gösterge niteliğindeki Merkez Bankası kurlarını görmektesiniz. 31.12 için Merkez Bankası dolar satış kurunu 5.29 olarak tanımlamıştır. Ve doların bu satış kuru yani 31.12'de Merkez Bankası'nın açıklamış olduğu bu gösterge niteliğindeki kur fiyatı birçok şirketin bilançosunda esas alacağı ve geçtiğimiz analizlerden de bildiğiniz üzere Merkez Bankası'nın VIOP vadeli opsiyon borsasındaki mevcut satış pozisyonlarının vade sonu itibariyle kapanışında esas alınacak rakam olması yönünden önem taşımaktaydı. Benim en son aktarmış olduğum analizimde şöyle bir beklentim vardı. Acaba 31.12 tarihi itibariyle hani şirketler, bankalar vesaire vesaire doların daha düşük seviyelerden bir kapanışı onlar için avantaj olacaktır şeklinde bir düşünceyle, bu beklentiyle biraz daha aşağılardan bir kapanış olabilir mi veya daha düşük seviyeler 5.20'lere yakın bir seviyeler görülebilir mi şeklinde bir tahminim bulunmakta. Daha doğrusu bir düşüncem bulunmaktaydı. Fakat 31.12 itibariyle serbest piyasada dolar en düşük 5.25-30 seviyesini görmüştür. Şuradan da göreceksiniz arkadaşlar. Şuradaki rakam 5.25-30 seviyesi. 31.12 itibariyle serbest piyasada doların görmüş olduğu en düşük seviyedir. Ve bu seviyenin aşağısına gelmeyen bir dolar seyriyle karşı karşıya kaldık yılın son günü itibariyle. Şimdi sevgili arkadaşlar, 2019 yılı itibariyle doların şu olacak veya bu olacak şeklinde ayakları yere basmayan afaki tahminlerde bulunmak yerine bütün dünyada kabul görmüş olan bir yöntem olarak pivot sistem dediğimiz, yani bir enstrümanın geçmiş dönemlerdeki fiyat hareketlerine bakarak açıldığı seviye, kapandığı seviye, en yüksek seviye, en düşük seviye gibi bu seviyeleri dikkate almak kaydıyla bir hesaplama yöntemi vardır. Bu hesaplama yöntemi benim şahsi bir icadım değildir arkadaşlar. Bütün dünyada büyük teknik analistlerin, daha doğrusu tüm teknik analistlerin ve de yatırımcıların takip etmekte olduğu bir ana kriter vardır. Bunun adına biz teknik analiz diyoruz. Bu teknik analiz yatırımcıların arz ve taleplerini dikkate almak ve fiyatlar belli bir seviyeye yükseldiği veya düştüğü zamandaki davranışlarını, hareket ve eğilim tarzlarını dikkate almak suretiyle oluşturulan bir analiz yöntemidir. Ve bu analize dünyanın milyonlarca yatırımcısı itibar ediyorsa sizlerin de buna karşı gelmek veya karşı çıkmak gibi bir lüksünüz bulunmuyor. Dolayısıyla bu teknik analiz yöntemi içerisinde pivot sistem dediğimiz hesaplama yöntemi şöyle bir hesabı bizim karşımıza çıkarmakta. Sevgili arkadaşlar, burada ben sizlere hem dolar TL'nin 4 aylık
hem 6 aylık hem de yıllık bazda görmüş olduğu kritik değerleri dikkate almak kaydıyla, yani en düşük, açılış, en yüksek ve son durumu itibariyle değerlerini dikkate almak kaydıyla bir hesaplama yaptırdım. Bu bir beklenti değildir. Bu bir tahmin değildir. Sadece ve sadece X bir enstrümanın hangi seviyelere kadar yükselme imkanının olabildiğini ifade eden, üzerinde durulması gereken önemli bir seviyedir adına dikkat edilmesi gereken rakamları bizlere önceden daha önceki verileri dikkate alarak hesaplayan bir yöntemdir. İlla ki bunlar gerçekleşecektir diye bir kural yok. Ama elimizde hiçbir veri olmadan afaki bir şekilde 7 olur, 7,5 olur, 9 olur, 10 olur gibi rakamları zikretmektense piyasaların belli bir algoritma içerisinde, belli bir sistem içerisinde hareket ettiği bilinciyle ve düşüncesiyle yapılmış olan bir hesaplamadır. Dolayısıyla arkadaşlar son 4 aylık verilere baktığımız zaman bu noktada 5.63 seviyesinin önemli bir direnç ve de pivot seviyesi olarak karşımıza çıktığını görmekteyiz. Dolayısıyla şu an için eğer dolar TL'de bir hareketlilik yaşanacak ise ve bu hareketliliğe biz 3-4 aylık bir vade gözüyle bakıyor isek, bu noktada yani anlık, günlük, saatlik bir şekilde bunu dikkate almıyorsak, bu durumda 5.63 seviyesi bizim için bu süreçte önemli ve kritik bir direnç noktası olarak ön plana çıkıyor. Yine 6 aylık verilere baktığımız zaman, 4 ve 6 aylık verilere bakmamdaki sebebi şudur arkadaşlar, biliyorsunuz dolar TL bu süre içerisinde en yüksek seviyesine ulaşmıştı, 7.20'ler seviyesine ulaşmıştı. 6 aylık süreci dikkate aldığımız zaman biliyorsunuz bu süreçte, 6 aylık süreçte doların en düşük değeri 4.50'ler civarındaydı. Dolayısıyla burada pivot seviyesinin biraz daha düşük bir noktada belirlendiğini ve 5.47 olarak belirlendiğini görmekteyiz. Şimdi arkadaşlar burada önemli olan nokta şu. Önümüzdeki 3-4-5-6 aylık süre içerisinde doların bu son 4 ve 6 aylık dönem içerisindeki hareket tarzı dikkate alınmak kaydıyla hesaplanan kritik noktaları 5.63 ve 5.47'ymiş. 5.47 seviyesinin ne kadar önemli ve özel bir seviye olduğunu zaten son günlerde doların 5.47'ye kadar bir atak yaptığını, ancak 5.50'nin dahi üzerine çıkamadığını, bu 5.47 seviyesinden tekrar 5.20'lere doğru bir geri dönüş yaşadığına şahit oldu. O halde buradaki hesaplama 5.47 seviyesi bizim öncelikli olarak takip etmemiz gereken bir seviyedir. Şayet 5.47 aşılır ise takip etmemiz gereken ikinci seviye 5.63 seviyesi olarak hesaplanmış durumda. Şimdi arkadaşlar yıllık olarak baktığımız zaman, yani 2018 yılının genelini dikkate aldığımız zaman, 2018 yılında doların en düşük 3.71 seviyesine, doların en yüksek 7.20, ki ben bu hesaplamamda 7.20 seviyesinin anlık ve dakikalık olarak görüldüğünü, genel olarak 6.80 seviyesinde yoğunlaşan bir tepe hareketinin yaşandığını dikkate alarak en yüksek değerimizi 6.80 olarak alıyorum. Ve bu noktada ise 5.27 seviyesinin bir pivot seviyesi olduğunu, bu yılın en kritik seviyelerinden birisi olduğunu ve bu seviyenin üzerinde kalınır, bu seviye bir destek olarak algılanır ise dolardaki eğilimin yukarı yönlü olabileceğini pivot tekniğine göre söyleyebiliyorum. Eğer ki 5.27.50 seviyesi bir direnç olarak algılanır, 3 gün, 5 gün, 10 gün vesaire anlamlı bir süre 5.27'nin ötesine geçemeyen bir seyir gündemde ise, işte bu durumda doların 5.06'ya kadar geri çekilme olasılığının, ki bu 5.06 seviyesini geçmişteki analizlerimde de sizlere çok fazla aktarmıştım ve bu 5.06 seviyesinin önemli bir Fibonacci desteği olduğunu sizlere vurgulamıştım. Böyle bir tablonun söz konusu olması mümkün olabilecektir. 5.06'nın da aşağısına gelinecek olursa, yani 5.06 desteği de kırılacak olursa, kırılmaz mı? Piyasalarda her şey olabilir. Kırılmaz diye bir iddiada bulunmak doğru değildir. Ama neden kırılsın sorusunu da sormak gerekecektir. Bu dünya, bu küresel piyasa koşulları ve şu an içinde bulunduğumuz ülkemizin koşulları itibariyle bu soruyu sormak gerekiyor.
Evet değerli arkadaşlar, şayet şu anda karşımızda önemli olan ilk değerimiz 5.27. 5.27'nin üzerinde kaldıkça 5.47. 5.47 de aşılır ise 5.63 seviyesine kadar dolarda bir atak olasılığının, bir yükseliş olasılığının var olduğunu görebilmekteyiz. Şayet 5.47 seviyesi aşılır ise bu durumda arkadaşlar 6.12 seviyesi, 6.12'nin de aşılarak bir destek konumuna gelmesi durumunda 6.43 seviyesi, 6.43'ün de aşılması durumunda ise 6.80 seviyesi pivot sistem ve geçmiş veriler dikkate alınmak kaydıyla hesaplanabilmekte. Şayet şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar 6.40 seviyesi ve 6.13 seviyesi çok önem taşıyan seviyelerdir. Özellikle bu seviyelerin destek konumuna gelmesi ve buraların aşağısına gelinmeyen bir görüntünün oluşması veya bir sürecin oluşması durumunda artık dolar TL için 7.29-7.30'lar seviyesinden buranın da aşılması durumundaki şu bugüne kadar hiç aşılmamış. Bilmiyoruz 7.20 aşıldıktan sonra dolar nereye kadar gelebilir. İşte bu hesabı yapan bu sistem diyor ki 7.30 aşıldığı zaman 7.76'yı hesaplayabiliyorum diyor. Burası da aşılırsa 8.35'i hesaplayabiliyorum diyor. Kaldı ki şurada 7.76 ve 7.79 değerlerinin birbirine çok yakın olduğunu görmektesiniz. Yıl bazında düşünecek olursak 2019'da yaşayabileceğimiz seviyeleri dikkate alacak olursak, eğer ki olur veya olmaz, bunu net olarak bilmek mümkün değil. 6.80'e ulaşan, yani 6.13 ve 6.43 ve buraları açtıktan sonra 6.80'e ulaşan ve bu seviyeyi de destek yapan bir dolar görünümü görecek olursak, en kritik noktamız 6.80 direnci olmak kayıt ve şartıyla, bu noktada dolar TL'nin yeni zirveler arayabileceğini, yani 7.30, 7.75, sonrasında 8.35'lere kadar, daha sonra 8.75 ve 9.90'lara kadar devam edebilecek bir yükseliş trendinin oluşabilme ihtimali vardır arkadaşlar. Altını bir kez daha çiziyorum. İhtimali vardır. Bu benim şahsi beklentim değildir. Hiç kimsenin de bu yönde bir beklentisi net ve de kesin olamaz. Çünkü o günlerde, yani dolar 6.20'ye 6.40'a ulaştığı anlarda piyasanın hangi düşünce içerisinde olduğunu, alıcıların veyahut da satıcıların hangi psikolojik davranışlar içerisinde, fikirler içerisinde, algılar içerisinde olduğunu net olarak bilmiyoruz. O günün piyasa koşulları belirleyecektir. O günün konjonktürü belirleyecektir. Ve daha doğrusu o gün dünyada esen rüzgarın hangi yönden esmekte olduğu belirleyecektir. Tekrar tekrar vurgulamak istiyorum ki ben kesinlikle ve kesinlikle yıl sonu itibariyle dolar şu rakam olacak veya bu rakam olacak şeklinde bir iddiada bulunmuyorum. Ancak ve ancak bu konu hiçbir şekilde sayısal loto kuponu doldurmaya benzemez arkadaşlar. Veyahut da herhangi bir şekilde iddia kuponu doldurur gibi maçın sonucu şu olacaktır demeye benzemez. Bugünden bilemezsiniz. O günün koşulları belirleyecektir. O günün piyasa koşulları, şartları belirleyecektir. Ancak çok net bir gerçek var ki ülkemizin ekonomik durumu maalesef iyi değildir. Seçimlerden sonra gelecek olan çok önemli acı reçeteler olabilecektir. Ve çok daha önemlisi seçimler öncesinde bir faiz indirimi olur mu olmaz mı? Ben olmasını çok net bir şekilde beklediğimi söyleyemem. Ancak olabilme ihtimalini de pek azımsamıyorum. Niçin? Çünkü seçimlere düşük bir faiz oranıyla girmek sanayici için önemli bir avantaj olacaktır. Ama dolar kuru açısından gerçekten çok ciddi bir sıkıntı yaratacaktır. Bugün %20'ler civarındaki faizi önemli bir avantaj olarak görmekte olan TL, bu durumda faizler inerse dolara yönelik bir ilginin artması gündemde olacaktır. Hem yerli yatırımcı tarafından hem de yabancı yatırımcı tarafından. Bu sebeple arkadaşlar seçimler öncesindeki gelişmeler, özellikle Merkez Bankası faiz artıracak mı, artırmayacak mı? Artırmayacak olsa bile böyle bir beklentinin dile getirilmiş olması, piyasa içerisinde bu tür lafların, sözlerin konuşuluyor olması dahi bir algılama yaratacaktır. Dolar üzerinde bir baskı oluşturabilecektir. Bu nedenle bu bahsetmiş olduğum etkenleri aşama aşama izleyerek Merkez Bankası'nın, Amerika Merkez Bankası'nın
Avrupa'daki gelişmeler, Brexit olayı ve seçimlere kadarki süreçte bütçenin ne kadar hırpalanabileceği, yani seçim öncesinde verilecek olan tavizlerin boyutlarını bir şekilde irdelemek durumundayız. Bunu da zaman içerisinde göreceğiz. Ve tabii ki arkadaşlar, Merkez Bankası dolardaki yükselişi frenleyebilmek adına ne yapıyor, ne yapmaya çalışıyor? Bunu da mutlaka değerlendirmek durumundayız. Sizlere her analizimde mümkün olduğu kadar haftada birkaç kez Merkez Bankası'nın short pozisyonları açıp açmadığını, açtıysa hangi fiyattan açtığını ve ne miktarda açtığını sizlere anlatmaya çalışıyorum. Bu videonun hemen akabinde kısa bir video olarak Merkez Bankası yılın son haftasında ve de son gününde ne yaptı? Yeni pozisyon açtı mı, açmadı mı, ne miktarda açtı veya hangi fiyat aralığından açtı şeklinde kısa bir slide gösterisi şeklinde bunu tekrardan aktaracağım. Merkez Bankası'nın da bu özellikle ve özellikle seçim süreci içerisinde doları baskılayabilmek noktasındaki tavırlarını bir başka ifadeyle yılın son 3 ayında göstermiş olduğu bu kararlılığını yılın ilk günleri veya ilk dönemleri itibariyle gösterip göstermeme düşüncesini de mevcut rakamlarla bir şekilde aktarıp sizlerin yorumuna bırakacağım. Evet sevgili arkadaşlar, dolar TL ile ilgili olarak düşüncelerim tamamıyla bundan ibarettir. Tabii ki bahsettik anlık gelişmelere bağlı olarak fiyatların ve de seviyelerin şekilleneceğini. Haftada en az 3-4 kere dolar TL ile ilgili yorum ve analiz geçmekteyim. Enteresan seviyelere ulaşıldığı zaman bunları sizlere yorumlamaya çalışıyorum. Bu nedenle kanalıma abone olmanızı özellikle istirham ediyorum. Anlık gelişmelerden haberdar olabilmeniz, anında haberdar olabilmeniz bakımından ve yine 31-12 tarihinde olduğu gibi hızlı hareketliliklerin yaşanmış olduğu süreçlerde mutlaka Twitter'dan anlık yorumlar ve analizler paylaşmak kaydıyla aşama aşama, an be an sizlere gelişmeleri aktarmaya çalışıyorum. Tekrardan iyi seneler, mutlu yıllar diliyorum. Hoşçakalınız, saygılarım ve sevgilerimle.